Sefa hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tolga Bey de eğer müsaade ederse. Asya Hanım estağfurullah, buyurun lütfen. Bakın ben bu sektörde yeniyim biliyorsunuz. Yani diziye devam edersiniz, etmezsiniz. Orası ayrı. Biliyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu benim ilk işim. Birçok şeyi de yeni öğreniyorum. Mesela sizin durumunuz da buna dahil. %100 haklısınız. Bakın fikir değiştirin diye söylemiyorum bunu. Gerçekten. Gerçek düşüncem bu. Bunu görebiliyorum. Bu iş devam etse de, etmese de bu konuda çok hassas davranacağım. Tabii bundan sonra bir projede olma şansım olursa. Söyledikleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi geldi. Hele böyle bir günde. Böyle zor günlerde. Teşekkür ederim. Yani bu kararın sizi etkilediğini görüyorum. Özür dilerim. Ben de aşağı yukarı böyle benzer şeyler söyledim hocam ama pek bu etkiyi yaratmadı. Ben yardım edeyim. Çaylar da geldi çok çocuklar. Çok sağ olun. Ay canım benim. Sağ olun hocam. Şöyle koyuyorum. Sefacığım pasta da yapmıştım. Bir zahmet sen getirir misin mutfaktan? Hadi yavrum. Tamam anne getireyim. Ay. Ay. Bakın çocuklar. Bunun esas derdi Burcu. Burcu. Burcu kim teyzeciğim? Burcu bütün bu olayların arkasındaki kişi bence. Bu kancayı oğluma taktı. Kanca taktı. Allah. Kanca takmak derken Münevver Hanım nasıl bir kanca? Sefa ara ara bu yazım atölyelerine gider. Tamam. Orada ders verir, işte anlatır, yardımcı olur orada. Orada bu kızcağızla tanışmışlar. Ay tanışmaz olaydılar. Aman oğlumun başına bir dert oldu sormayın ya. Ya. Bakın bu olayın altından kesinlikle Burcu çıkacak. Görün bakın. Ben şeyi tam anlayamadım. Yani Burcu'yla Sefa Hoca'nın yazmayı bırakması arasına nasıl bir bağlantı var? Biraz alakasız geldi. Ne olacak? Aşk yüzünden. Anlaşamadılar. Daha doğrusu anlaşamadı. Bıraktı gitti. Bu da bizimki de yıkıldı gördüğünüz gibi. Ne yaptıysam, ne ettiysem düzeltemedim bir türlü. Problem neydi peki Münevver Hanım? Yani niye ya, anlaşamıyorlardı? Yani şimdi bu kızı bana getirdi, tanıştırdı. Çok güzel. Kıyafetini falan hiç beğenmedim. Bu başka. Ama İngilizce öğretmeniymiş. Düşündüm. Belki dedim nasibinde bu vardır, mutlu olsunlar falan. Ama bu kız bir fena çıktı. Bir fena. Bildiğiniz gibi değil. Fena derken biraz açabilir miyiz acaba? Nasıl bir fenalık o? Nelerle uğraşıyor? Neler yapıyor boş zamanlarında? Bir bilsiniz. Neler? Ne yapıyor ya Allah aşkına? Neler yapıyor mesela? Bir, yani ne yapıyor? Hayırdır Tolgacığım? O gözlerin, kulakların açıldı bir anda. Ya onun için geldik ya dinleyelim de yani. Doğru. Hı. Siz söyleyin teyzeciğim. Ne yapıyormuş bu Burcu boş zamanlarında? Bu şimdi dağ tepe hani gezmeler mezmeler oluyor ya onlarla. Bir de bisikletlerle dağ tepelerinde normal bisiklet de değil, yol bisikleti falan da değil. Bu böyle dağ, bayır, çimen gidiyor ne Allah ne verse. Daha beteri var bunlar bir şey değil. Bunlar bir şey değil gerçekten. Daha beteri olması gerek. Ah bir de yamaçlardan paraşütle uçaklardan atlamaklar var. Yamaç paraşütü skydiving falan yapıyor yani. Wow, çok iyi ya. Aman oğlum neresi iyi ya? Benim de çocuğumu sürükleyecek öyle şeylere. Zaten benimki uydum akıllı. Nereye çeksen oraya gelir garibim. Ben de tabii ki müdahale etmek zorunda kaldım yani. Ha, siz müdahale ettiniz yani. Ha. Şimdi? Ha. Şimdi ortaya çıktı. Hı. Ne oldu? Peki. Çok büyük kavga ettiler. Sonunda da işte gördüğünüz gibi böyle oldu çocuklar. Hı. Ya. Burcu hanımefendinin soyadı, işte numarası, adresi falan bir şey var mı? Siz de biz ulaşalım kendisine. Ulaşıp ne yapacaksınız? Aman ne olur tekrar olma, musallat olmasın o. Hiç vermem öyle bir şey size vallahi. Aman bizden uzak olsun o. Yok, kusura bakmayın yani. Anladım, kötü olmuş da. Tabii. Tatsız. Aynen. Hı.
Pasta. Oğlum. Anne. Biz hadi şey yapalım. Tamam. Hocam hiç rahatsız olmayın. Biz kalkalım, siz de bizi geçirin hocam kapıya kadar. Tabii. Annem sen hiç yorulma. Biz çıkıyoruz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Minever teyze, teşekkür ederiz. Geliriz. Biz de bekleriz. Hadi. Bize de gelin bir gün. Sağ ol canım. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Kişisel değil, kesinlikle kişisel değil. Ama yazmayacağım. Bunun altını çiziyorum. Yazmayacağım. Peki, hocam. Burcu... Ne dedin sen? Burcu. Burcu. Siz içerideyken anneniz biraz bize bahsetti. Anne! Bir sürü şey anlatmıştır abuk sabuk. Yok, hiç öyle o kadar da çok şey anlatmadı. Sir. Aşk. Aşk acısını en iyi ben gördüm. Aşk yakar, aşk eritir, mahveder adam. Yaşama sevincini alır. Çalışmak istemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum, biliyorum. Ama lütfen, lütfen bize izin verin. Size yardımcı ol. Hı. Verin Burcu'nun numarasını, bir arayalım, konuşalım. Numarayı verin. Siz isterseniz yine dönmeyin işe. Biz tüm samimiyetimizle söylüyoruz. En azından sizin için bir şeyler yapalım. Sizin samimiyetinize inanıyorum Asya. Numarasını versem arar mısın? Tabii ki. Arar mısın? Tabii ki. Hemen. Tamam. Şiba, ben yazıyorum hemen. Lütfen.